Poşet değil mi ben bunları? Böyle mi koyalım? Ankara Yeni Mahallede yaşıyorum. 2 sene oldu bu eve taşınalı. İşte ev sahibi bahane gösterdi. Anneme bakıcı getireceğim, annem yatalak. Anneme baktıracağım diye 1,5 aylık bir süre tanıdı bize. Evler çok pahalı. Zaten ben şu an 1.850'ye oturuyordum. 7,5 lira da zaten emekli maaşım vardı. Zar zor işte zaten getiriyorduk ay sonunu. Artık taşınıyoruz, kolilemeye başladık. Kolileme işlemi bittikten sonra da nakliye aracı gelecek. Mecburiyetten dolayı taşınıyoruz. Mecburiyetten dolayı Ankara'dan gidiyoruz. Yaşama şansımız kalmadı çünkü Ankara'da. Mahkemeye ver, adamla sürekli yüz yüzesin. Birinde olmazsa ikincisinde gireceğim birbirine yani. Dava ettiğin zaman hırgür olacak, doğru çekici olacak. Ya sen onu öldüreceksin ya o seni öldürecek. Yani bir şey çıkacak mutlaka. Birimizin başı belaya girecek. Görüyoruz televizyonda. Getir. En uygun ev şeyde 8.000 liraya Demet Evler'de baktım. 2+1 dediler ama 2+1 değil, 1+1. Yani ev bile değil, derme çatma banyosu ve tuvaleti vardı. Ne yapacağız? Tek gelir. Ben çalışmıyorum. Eşim çalışıyor. Yani çalışıyor. Emekli oldu. Tabii para yetmediği için başka bir ek işi de vardı. Oradan da çıkış verildi. Siz iş arıyor musunuz? Tabii ki arıyorum. Çok aradım hem de. Ama tabii bulamıyorsunuz. Bulsanız bile emeğinizin karşılığını alamıyorsunuz. Ya da işte sigorta olayı olmuyor. Şu anda da nereye gidersen git ev sahiplerini memur kiracı arıyorlar. Evet, bir de memurdan hariç kimse oturan illa memur. Bütün emlakçılar arayın, memur arıyor. Memur aynen. Kiracı. Şefir getirelim diyoruz. Hayır, oturan olacak. Zamanında 3,5 milyar falan şey alıyordum. 3,5 bin maaş alıyordum. Benim kiram 350 idi. Şu anda normal benim maaşım o zamanki girdiğim 11,5 oldu. Ama ev kirası şu anda 12 bin lira. Yani ev kirasını veren bir kişi elektrik, su, doğalgazını ödeyemiyor. Tabii asgari ücretler. Bakabildim mi? Ben geçmişte aldığım maaşımdan 2 tane çocuk okuttum. En çok da EYT'liler şu anda sevilmiyorlar. Devletin sırtına yük olduğu için şu anda da zem vermiyorlar zaten EYT'ye. Zamanında 550 milletvekilinin yaptığı şu andaki devlet yönetmesinin 600 milletvekili var ve 600 milletvekili şu anda ne işe yarıyor? Kimsenin bildiği yok. Kimsenin bildiği yok. Acaba emekli mi bu devlete yük? Fazladan 50 milletvekili mi yük? İşe yaramayan milletvekilleri. Meclise uyuklayan. Çok büyük kaygılarımız var. Bilemiyorum işte. Ben şu anda gittiğim yerle alakalı hiçbir şey bilmiyorum. Onu ancak gidince yaşayınca göreceğim. Hani gideceğim şöyle olacak falan diye bir hiçbir şeyim yok. Ama tabii korku var içimde. Nihayet yabancı bir yere gideceğim. Hiç kimseyi tanımadığım bir yere gideceğim. Orada da olmazsa? Vallahi bilmiyorum. Köyümüze dönelim mi diye. Hadi gelin köyümüze geri dönelim. Fadime'nin düğününde havaya çekelim yapacağız ondan sonra. Başka çaremiz kalmayacak.